Kasım ayının son cuma günü tüm dünyada çılgın cuma olarak biliniyor. Markalar hem mağazalarında hem sanal dünyada, yani internet alışverişi üzerinde, sitelerinde ciddi oranda indirime gidiyorlar. Peki bu devasa indirimler nasıl yapılabiliyor? Bu soruyu CNN Türk muhabirimiz Zeynep Timurlenk, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi'ye sordu. İzleyelim. Çılgın Cuma Amerika'da başladı, sonra tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de aslında heyecanla bir an önce saatin 12 olmasını ve yarınki indirimlerin başlamasını bekliyor. Aslında çok fazla indirim yapılıyor mağazalarda. %80'e %90'a varan indirimler yapılıyor. Peki bu indirimler nasıl bu kadar büyük düzeyde yapılabiliyor? Şimdi onun cevaplarını alacağız. Yanımda Emre Ekmekçi var. Kendisi Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Demin de bahsettik, aslında bununla alakalı Ankara'dan da yapılan bir açıklama var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapıldı bu açıklama. %80 indirim olmaz. O ürünler ya taklittir ya da spottur şeklinde bir açıklama vardı. Öncelikle bu açıklamaya karşı sizden bir görüş alalım. Evet. Nasıl yapılabiliyor bu seviyeye kadar indirimler ve bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye'de internetten satılan ürünlerde taklit ve spot oranı çok. Yani taklit zaten yok, yasak bir konu, ama %80'e veren indirim şöyle yapılıyor. Her firmanın sene sonu hedeflerini tutturması için yaptığı bir bütçe var. Ve aslında 12 aylık satışlar artık yetmiyor. Bir 13-13,5 ay gerekiyor ve bunu da tek bir güne, tüm sene boyunca yaptıkları değişik indirimleri tek bir güne birleştirip ve özel ürünler üretip, bu güne özel ürünler üretip ve de hatta yani kış sezonunda yeni ürettikleri ürünlerin hangilerinin daha çok satacağını biraz da anlamak için tüm indirimleri öne çektiği bir gün bu şekilde olabiliyor. Ekonomisi bunun böyle. Ürünler kesinlikle spot veya taklit değil. Zaten bu kadar fazla. Şu anda sanıyorum 550 milyonun üzerinde ürün hazır. 81 ilden 81 ile gönderilebilecek bir şekilde tüm KOBİ'ler tarafından. Çok çılgın bir gün bekliyoruz. Peki aslında maliyeti de var bu işin, hani üretilen malın, satılan malın gönderilmesinin de bir maliyeti var. Peki %80'lik bir indirim bu maliyeti aslında size olan getirisini tehlikeye sokmuyor mu? Yeri geliyor karşılıyor, yeri geliyor karşılamıyor. Tabii burada olaya paçal da bakmak gerekiyor. Yani tüketiciyi biraz da alıştırmak için yapılan kampanyalardı. Sonuçta bunun adı bir kampanya. Zaten o yüzden her gün olamıyor. Hatta her ay da olamıyor. Sadece senede bir gün olarak böyle bir indirim olabiliyor. Olağanüstü bir gün. Sabah beyefendinin yaptığı açıklama normal ticarette doğru, geçerlidir. Bu kadar indirim olmaz, ama bu tek bir gün olduğu için tüketicilerin bu faydadan yararlanmalarını istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Görüşleriniz için aktardı. Kendisi Emre Ekmekçi, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı. %80'e varan indirimler nasıl yapılıyor, nasıl yapılabiliyor? Biz de sizlere aktardık. Tüm dünyada Black Friday olarak biliniyor. Türkiye'de ise Çılgın Cuma olarak biliniyor. Saatler kaldı. Bu gece 12'den itibaren indirimler başlayacak. Yarın tüm gün boyunca tüm markalarda indirimler devam edecek. Herkes de heyecanla Çılgın Cuma'yı bekliyor diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.